Yayındayız. Peki. Efendim hoş geldiniz. Cem Toker siz de hoş geldiniz. Salih Akpınar hemen bir mesaj attı. Cem Reis geldik bekliyoruz de. Efendim biz de geldik yayındayız. Hepimize iyi yayınlar diliyorum. Sayın Toker bugün yeni kardeşimiz oldu. Suudi Arabistan. Ne düşünüyorsunuz? Benim kardeşim değil Suudi Arabistan. Ama Türkiye yönetenlerin de değildi birkaç sene önce. Yerden yere vuruyorlardı Suudi Arabistan'ı. Ama mecburiyetten ayağına kadar gittiler. Gitmeden önce o Kaşıkçı dosyasını gönderdiler. Mecburiyetten gidiyorlar. Durum sıkışık. Para lazım. Bölgede tamamen izole olmuş, yalnız kalmış bir Türkiye var. Onun için her türlü şirinliği yaparak geçmişte söyledikleri lafları yutarak önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiler. Halbuki Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz darbesinin finansörüydü, demediklerini bırakmamışlardı. Sonra İsrail'i Cumhurbaşkanı'nı ağırladılar. Şimdi şeye gittiler, söyleyin adını, Suudi Arabistan'a gittiler. Zaten Birleşik Arap Emirlikleri söylemişti, şimdi Türkiye'den şey almanın, mal almanın, yatırım yapmanın tam zamanı diye. Bakalım nelerle dönecekler, onu göreceğiz zaman içinde. Yalnız Bakan Nebati çok güzel ekonomik yatırımların olacağını, bu konuda anlaştıklarına dair açıklamalar yaptı. Çok mutlu bir de fotoğrafı vardı kendisinin. Evet, yani yatırım dedikleri bir şeyler satacaklar işte, biraz para gelsin diye, çünkü durum çok sıkışık. Swap mı yapacaklar, neleri satacaklar göreceğiz. Ben söylemiyorum, Arapların kendileri söylüyor. Şu anda Türkiye'ye yatırım yapıp bir şeyler almanın tam zamanı diye. Onun için artık ne teklif ettiler, nelerle, hangi paketlerle gittiler bilmiyoruz. Ama yani bir yandan diyorum ki uluslararası ilişkilerde böyle şeyleri çok görüyoruz. Kaşıkçı olayından sonra da Trump gitmişti. Orada dans etti falan kendi kendine. Silah sattı. Gerçi o ziyaretten sonra Trump ağırlığını da koydu tabii. Bu Arap Körfez ülkelerinin, Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'e olan tavrı tamamen değişti. Trump o amaçla da gitmiş olabilir. Ama bizimkiler ne alacaklar, ne verecekler zaman içinde göreceğiz. Yani Trump işte silah sattı da biz kendi ülkemizden kim bilir nerelere hangi ihaleleri bilmediğimiz hangi köprüleri satacağız diye bir tedirginlik içindeyiz açıkçası. Biraz önce ekrana ümit verdi. Mesela Maliye Bakanı o kadar mutlu ve o kadar rahat ki yani bazen şunu düşünüyorum. Farklı ülkelerde mi yaşıyoruz? Yani bakar mısınız? Siz ne düşünüyorsunuz? Ben size bir şey söyleyeyim. Türkiye Kopenhag kriterlerini yarım yamalak uygulayıp, Türkiye demeyeyim, AKP hükümeti Avrupa Birliği ile ilişkilerini doğru dürüst tutsaydı, tam üyelik olmasa bile Kopenhag kriterlerini yerine getirmeye çalışsaydı, Washington'la ilişkilerini inatlaşarak bozmasaydı, bugün öyle Arap emirliklerini, bu Suudi Arabistan gibi ülkeleri aman gel yatırım yap, para getir, para ver diye peşinden koşmak zorunda kalmazdı. Ama kağıtlar yanlış oynandığı için işte bakın neler demişti bu adam için, bu prens için. Şimdi gidip sarılıyor kardeşim mardeşim diye. Böyle Orta Doğu'da ilişkiler böyle maalesef.
Ben azmedemiyorum. Hoşuma gitmiyor benim bu ama bazıları gayet normal karşılıyor. Başta Nebati olmak üzere. Daha önce hani bu da unutulacak 3-5 gün sonra. Aynı sözleri biz Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinden sonra da söylemiştik. Ben iddiaya girerim sizinle. Sırada Sisi var. Sisi de kardeşim olacak yakında. Darbeci Sisi falan filan. Yalnız tabii Sisi'nin tavrı bunlarınki kadar kolay değişecek mi onu bilmiyoruz. Bunlarda para var, Mısır'da yok. Ha. Peki. O zaman tekrardan konuşuruz bu Sisi konusunu. Eğer bir barışma, bu tarz bir değişiklik olursa tekrardan değerlendiririz. Bunu not etmiş olalım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Size mesajlar var. Okan'a hiç hoş geldiniz. İyi yayınlar. Hepimize iyi yayınlar. Size saygılarını iletiyor Selman Gündüz. Merhabalar. Herkese iyi yayınlar. Arkadaşlar sorularınızı da yazarsanız Cem Bey'e ileteceğim. Bu arada yayınımızı beğenmeyi de unutmazsanız seviniriz. Hep beraber böyle yayınımızı daha çok kişiye lütfen ulaştıralım. Beğenilerinizi rica ediyorum. Hemen bir soru geldi Cem Toker size. Egonson kullanıcı isimli izleyicimiz Rabia'ya ne olacak Cem Bey diyor. Rabia tarih olacak. O bir dönem kullanıldı, bırakıldı. Ondan sonra belki de Türkiye'de yasaklanır yakında. Çünkü öyle Müslüman kardeşlerin hamiliğine soyunmak falan filan ters tepti. Bunu kimse yemedi bölgede. Başta Mısır olmak üzere, Suudi Arabistan olmak üzere, Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere. Ben şöyle bir şey söyleyeyim izleyiciler için. Şu anda hala duruyor mu bilmiyorum ama geçen yaz Suudi Arabistan Girit Adası'na savaş uçakları gönderdi. Suudi Arabistan Yunanistan'la tatbikatlar yaptı. Katar bugün Doğu Akdeniz gazında Yunanistan, Mısır, İsrail, Lübnan'la Rum kesimiyle birlikte ortak. Yani bunları da bir kenara not edelim. Suudi Arabistan daha geçen sene Türk ürünlerine ambargo koydu. Ha buyurun ne güzel bulmuşsunuz. Anında buldunuz. Tebrik ederim. Yani bunlar ne olacak? Bunları bir konuşalım. Ama işte demin dedim ya sadece ekonomik açıdan değil bölgedeki tamamen izolasyon. Türkiye'nin tamamen her yerden her şeyden dışlanması bu dış politikayı getirdi. Şimdi de oradan tornistan yapmaya çalışıyorlar. Türkiye, Ankara bunu yapmaya çalışıyor. Ümit, teşekkür ederiz Ümit Bektaş. Şimdi gerçekten baktığınız zaman şu anda gergin olduğumuz aslında dış politikada nedir? Düşmanımın dostu düşmanımdır. Ona göre hareket eder ülkeler. Böyle çok temel prensipleri vardır. Hep bir B planları vardır. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Düşmanımın düşmanı benim dostumdur. Şimdi bizde her şey alt üst vaziyette. Yani Suudi Arabistan'la Yunanistan bağlantıları ortada. Yani bizim sıkıntı yaşadığımız ülkelerle, dost olan ülkelerle biz dost oluyoruz. Türkiye'nin Arap dünyasında Katar'dan başka dostu kalmamıştı. Hatta Erdoğan'ın öyle bir lafı vardı. Hepiniz bir arada olsanız kaç yazarsınız falan diye Arap ülkelerine. Ama kazın ayağı öyle değilmiş demek ki. Şimdi kimi karşısına aldıysa ayağına giderek İşte kibarca söyleyelim, ekonomik anlaşmalar yapmaya çalışıyor. Çünkü tulumbada su yok. Onun için Türkiye'de de içeride de döviz için sinekten yağ çıkarmaya çalışıyorlar. Bakalım ne haberlerle dönecekler orada, hangi anlaşmaları yaptıklarını söyleyecekler, hangilerini halktan gizlemeye çalışacaklar göreceğiz. Bakan Nebati Londra'ya gittiklerinde şunu söylemişti. Biz Londra'ya gittik ve uluslararası sermaye ile
yatırım anlaşmaları yaptık. Bu para dilenmek değildir. Konuyu para dilenmek olarak yorumlayanlar çok yanlış noktadan olaylara bakıyorlardı. Tabii. Demişti. Şimdi de yani o kelimeyi siz kullanmıyorsunuz ama Bakan Nebati bunu rahatlıkla kullanabiliyor açıkçası. Hoşuma gitmiyor Türkiye için para dileniyor olması. Çünkü aslında yani gerçek bu. Ama Türkiye fakir kalmaya çalışsa kalamayacağı bir coğrafyada yaşıyor. Öyle yani dünyanın en beceriksiz yönetimini getirin Türkiye'yi yönetirken halkı da fakirleştir deyin. Uğraşsa buna yapamaz. Bunda başarılı olamaz ama bunlar başarılı oldular. Nebati'nin söyledikleri de hikaye. Londra'ya gitti. Hadi söylesin bakalım kimler geldi yatırıma? Hangi para geldi Türkiye'ye? Amerika'ya gitmiş de işte Türkiye'ye olan ilgiyi bir görseniz falan demiş. Bu kaçıncı seyahat? Kim geliyor? Kim yatırım yapıyor? Hangi para geliyor buraya? Onları anlatsın bize. Onun için Nebati'nin sözleri hikaye. Yabancı sermaye, bürokrasiyi alaşağı edeceğini söyleyen bir bakanın sözüne güvenip gelir mi Cem Bey? Yabancı sermaye bürokrasiyi sevmez. Bunu zaten istemez. Ama orada bürokrasiyi alaşağı edeceğizden daha şey bir cümle var, vahim bir cümle. Yani ben yabancı sermaye olsam bürokrasiyi alaşağı edeceğim diyen hükümete sıcak bakarım. Ama arkasından gelen cümleyi duyunca da işim olmaz sizin ülkenizde derim. O da bizim cumhurbaşkanımız var arkamızda diyor. Türk adaleti var, mahkemelerimiz var, hukuk sistemimiz var falan demiyor. Bir adam var diyor. Yani problem zaten Erdoğan da onu dedi. Bundan 3-4 sene önce yatırımcılara sorun olursa ben buradayım diyor. Yani onun için bu zihniyet, bu yaklaşım yatırımcıya, batılı yatırımcıya güven vermez. Bırak batılı yatırımcıyı şeye de vermez. Arap yatırımcıya da vermez. Bakalım ne koparırlarsa o. Yani ciddi tavizler vererek bir şeyler sağlamaya çalışacaklar günü kurtarmak için. Arap yatırımcıya da şimdi bu durum güven vermiyorsa işte Cumhurbaşkanı gitti oraya. Yani orada olması da mı gitti, ziyaretinin de mi bir anlamı yok? Neler vereceğine bağlı, hangi garantileri vereceğine bağlı. Yani ben şimdi bu sefer de kendimi Arap yatırımcı yerine koyayım. Ben şeye bakarım yani siz de birisine borç vermeden önce çevrenizde bir arkadaşınız, tanıdığınız eş dost borç istese sizden. Siz de o adam parayı geri verir mi? İşi gücü var mıdır? Sözüne güvenilir mi? Bunu ölçen uluslararası endeksler var ülkeler için. CDS denilen şey. Yani borcunu vaktinde ödeyebilir mi ödeyemez mi diye ölçüyor. Türkiye'nin oradaki durumu işler acısı. İşte buyurun. Tebrik ederim ya. Kim var sizin arkanızda bilmiyorum ama. Ümit Bektaş var efendim. Tebrik ederim. Buyurun. Sıkıntınız olursa ben buradayım. Oldu canım. Öyle. Yani ben bilmem ne bankasına para yatıracağım. Bana şube müdürü diyecek ki abi sıkıntı olursa ben buradayım. Ayıp ettin. Oldu canım. Ben de sana güvenerek paramı senin şubene yatıracağım. Rüyanda görürsün ancak. Onun için zaten problem olmasa bu lafları etmezler. Sıkıntınız demek ki birileri diyor ki abi sizde sıkıntı var diyor. O sıkıntı nedir? Onun adını koyalım. O da cevaben diyor ki olur mu ya diyor sıkıntı olursa ben buradayım diyor. Oldu. Hayır ya bunlar şey şark esnafı gibi, şark kurnazı gibi herkesi kendi seviyelerinde zanneden insanlar. Böyle şirinlik yaparsa yatırım bekle gelir. Önce yatırım neden kaçtı gitti onu söylesin bana. Yatırımı çağırmadan önce Türkiye'ye gelecek olan yatırım niye gitti onu anlatsın bana. Neden gitti? İşte hep örneği veririm. Sizin programda da vermişimdir. Siz güvenmediğiniz bankada para tutmazsınız. Bu kadar basit. Neden gitti? Tek adam rejiminden gitti. Hep bu örneği veriyorum yıllardır. Bankaya para yatıracaksın 10 bin lira, 50 bin lira her neyse. Faiz oranı kaç müdür bey belirler. Kaçta açılır şube müdür bey ne zaman gelirse o zaman. Kaçta kapanır her gün değişir müdür bey karar verir.
Yani faiz oranını müdür beyle konuşun. Siz öyle bankada para tutar mısınız? Bunun yazılı bir şeysi yok mudur, garantisi? Vallahi işte müdür var ama biz onu rafa kaldırdık. Problem olursa müdür bey ben buradayım, sıkmayın canınızı falan. Yani dünya, siz nasıl bankayla, bir güvenilir bankaya paranızı yatırırsanız dünyada güvenilir ülkelere yatırım yapar. Böyle bir şey daha söyleyeyim, daha vahimi. Attığı uluslararası anlaşmaların arkasında durmayan bir ülkeye para yatırılır mı? Bitti. 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 Ya, bu kadar basit. Onun için bunlar masal anlatıp dursunlar. Yani iç piyasada yiyenler olabilir bunu. Bir takım kendi seçmen kütlelerinden yiyenler vardır belki ama uluslararası camiada hiçbir karşılığı yoktur bunlar. Muzaffer Durmaz soru soruyor. İyi akşamlar Cem Bey'e, sorar mısınız? Bu verilen Kaşıkçı dosyası karşılığında hibe para mı alacaklar yoksa yatırım yapılmasını mı isteyecekler? Bilmiyorum hangi pazarlığı yaptılarsa onu bilemem ama yeter ki ülkeye Suudi Arabistan'dan bir şekilde para gelsin. Artık koy mu satarlar, körfez mi, liman mı, ne satarlar bilmiyorum. Veya dosyayı istiyorsam bunun bedeli bu kadardır deyip pazarlık mı yaptılar? Onu bilmemize imkan yok. Ya, izleyicilerimiz de yazıyor. Ben de hani bir vatandaş olarak düşündüğümüz zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin bu şekilde yönetiliyor olması bir yurttaşlık gururumuza dokunuyor bir yandan da. Seçmeselerdi. Yani, İktidar düşünmüyor. Seçmeselerdi. Türk milleti seçti bu hükümeti. Israrla 20 senedir de seçip duruyor. Yeni mi anladılar bunların böyle olduğunu? Ben sizi zamana geri götüreyim. Yani bunların nasıl bir kötü yönetim olduğunu. Hatırlayın Deniz Feneri yolsuzluğu, Almanların asrın dolandırıcılığı dediği konuyla burada kıllarını kıpırdatmadılar. Soruşturma açan savcıya bile görevden aldılar. Onu gözaltına aldılar, soruşturdular falan, sindirdiler. Yani bu dediğim benim 2002-2007 arası oluyor yanılmıyorsam. Yani ben seçmen olarak bakarım. Ben partizanlık yapmıyorum kardeşim. Ben bakarım. Dünyada yolsuzluk, rüşvet endeksinde Türkiye aşağılara mı düşüyor? Hukuk devleti endeksinde aşağılara mı düşüyor? Yargı bağımsızlığı endekslerinde, hadi endekslere inanmayan pek çok insan da var Türkiye'de. O zaman makalelere bak, dünyada yazılan makalelere bak. Gelen yatırım niye gelmedi ona bak. Volkswagen yatırım yapacaktı gitti. Niye gitti ona bak. Hyundai niye gitti ona bak. İzmir Torbalı'dan Opel kapatıp niye gitti? Bunları soran var mı? Yok. Gittiyse nerelere gitti? Neden gitti? Onları araştır. Ondan sonra hala bu hükümete ben oy veriyorum, seçiyorum, ülke yönetimi bunlara teslim edeceğim diyorsan o zaman böyle işte gururuna yedireceksin bunları. Bugün bir kare daha vardı. Umre ziyaretine gittiler. Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Ticaret Bakanı, İşte Turizm Bakanı, Ekonomi Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın hepsi Umre'deydiler. Yani ülkemizin, yani burada insanlar elektrikleri kesik duruyorlar. İşte bayram ikramiyesi sorunları var ama neredeyse hani devlet erkanı Umre'de. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu kareyi? Bu kişisel tercih. Oraya kadar gitmişler. Bir kısmının da Erdoğan gidecek de yanında götürdüğü bakan yok abi ben gelmeyeceğim falan diyecek. Öyle bir şey düşünülemez zaten. Ama yani gittilerse gittiler. Onlar için önemli bir şey herhalde. Yani ben şeye inanan bir insanım. İnanç, ibadet, özgürlük. Yani, mutlu ediyorsa gitsin insanlar. Onu ben eleştirmem. Oraya kadar gitmişken bunu yapmak isteyebilirler. Ona bir şey diyemem. Yani
eleştirmem. Bu onların bireysel tercihi. Devlet tarafından gitmelerini eleştiririm ama zaten oraya kadar gittilerse onu da yani tartamazsınız, ölçemezsiniz. Hı hı. Kişisel alanlara dokunmayız diyorsunuz. Peki Pegasus çalışanlarınla ilgili ne diyorsunuz? Kadir gecesi paylaştıkları bir fotoğraftan dolayı mesela işten çıkarılanlar oldu. O bana ters geliyor çünkü mesai saatleri dışında insanların özel yaşamlarında bireysel veya toplu olarak yaptıkları bir şey işten çıkarma nedeni olmamalıdır. İşten yani insanların mesai saatleri içinde performanslarına bakılarak değerlendirilmeli. Ha, sorumsuz mu? Sorumsuz. Suç mu? Değil. İşten çıkarma nedeni olmalı mı? Hayır. Orada biz Pegasus çalışanıyız falan diyor mu o paylaşımda? Yok, demiyor. O da demiyor. Birkaç tane genç insan orada rakı içiyorlar. Rakı içebilirler. Paylaşmaları yani sorumsuzluk olarak değerlendirilebilir ama sorumsuzluk suç değildir. Yani ben orada Pegasus'u eleştiriyorum. Yani siz Kadir Gecesi'ni hani Allah kabul etsin kısmını, hadi Kadir Gecesi özel Rabbim kabul etsin kısmını mı? Evet, yani evet. Yukarıdaki cümle yani insanları rencide edebilir. Bu da suç değildir aslında benim görüşüme göre. Burada bir eylem yoktur. Ben size söyleyeyim yani tamam Müslümanları rencide ediyor ama ben Yahudileri, Musevileri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı insanları rencide eden ne resmi açıklamalar biliyorum. Mesela Diyanet'in ne diyor bakayım, Kur'an girmeyen, Kur'an okumayan eve şeytan girer. Gel bunu şimdi küçük bir Hristiyan ailenin çocuğuna anlat. Veya Konya'da durağı astılar, işte bir tane ayetmiş o galiba. Hristiyan ve Yahudileri dost edinmeyiniz falan yazıyor yani. Türkiye Cumhuriyeti içinde bir belediyenin durağının içine koyuyorlar bunu. O ne kadar sorumsuzluksa bu yaptıkları da sorumsuz. Ama devlet yani resmi bir kuruluşun bunu yapması yargıyı gerektirir, tahkikatı gerektirir. Ama bireylerin yapması şey değil, sorumsuzluk ama suç değil bence. Evet, bundan bahsediyorum. Buyurun. Evet. Bu bakın ne diyor? Konya mı? Büyükşehir Belediyesi durağa koyulmuş bu. Konya Büyükşehir Belediyesi, evet. Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudur. Sizden ya. Kim onları dost edinirse o da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu doğru yola eriştirmez. Ya. Siz bu ülkede doğmuş büyümüş bir Ermeni, Rum, Yahudi ailenin çocuğusunuz ve çocuğunuz bunu okuyor. Ne düşünür bu ülke hakkında? Yani üstelik bu şey de var, bu söyleyin adını, ceza kanunlarında suç da teşkil ediyor bu. Ve bunu bir kamu kurumu, bir belediye durağına asabiliyorlar. Onun için maalesef bu ülkede daha Diyanet'in benzeri çok şeyi var. Böyle gafları var, gayrimüslim vatandaşlarımızı rencide edecek. Bunlar sorumlu şeyler değil. Ama ben genelde liberal olarak söylemlerin suç olmasını kabul edemiyorum. Ancak fiziki eyleme geçerse o zaman suç olmalı bazı şeyler. Peki suç... Geldiniz tam bitirdiğiniz yerden Gezi davası kararına geçelim. Geçelim. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani eyleme geçmiş bir düşünce vardı Gezi'de. Bu bir suç muydu? Gezi davasında verilen kararlar nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir kere Gezi iki bölümden oluşuyordu. Bir tanesi ilk başları çok barışçıl, tamamen çevre duyarlılığıyla gençlerin bir demokratik talebi barışçıl bir şekilde
şarkı söyleyerek, dans ederek, piyano çalarak, müzik yaparak, hiçbir şeye zarar vermeden sergiledikleri eylemdi. Ondan sonra bu eylemden yararlanan marjinal grupların devreye girmesiyle kabul edilemez. Yani yüzleri maskeli insanların molotof kokteyli falan atıp hem çevreye hem kamu araçlarına falan zarar vermeleri o iki evre. İkinci evrede devletin her şeyi yapması gerekirdi. Ama birinci evre yani dünyaya örnek gösterilecek. Ne açıdan örnek gösterilecek onu da söyleyeyim. Bugüne, o güne kadar bir çoğunluğu Müslüman bir ülkede toplumsal gösteriler hiç böyle olmuyordu. Gençler ne bileyim çağdaş görünümlü işte piyano çalarak, müzik yaparak, dans ederek, barışçıl bir şekilde. Genelde işte Mısır'dan, Afganistan'dan, Irak'tan gelen gösteriler, Batı dünyası gözüyle söylüyorum. İşte kara sakallı adamların, kapkara adamların dini sloganlar atarak gösteriler yapmalarıydı. İlk defa bir Müslüman ülkede böyle uygarca bir ve demokratik bir gerekçeyle eylem yapıldı. Buna da tabii Batı basını da ilgi gösterdi. İlgi gösterince tabii hükümet bak Batı'dan organize edildi bu falan filan diye bu bahanelerin arkasına saklanmaya çalıştı. Ama alınan karar, Kavala'yla ilgili alınan karar bir hukuk garabetidir. Sadece ben söylemiyorum bunu. Düşünün Türkiye'nin Erdoğan'dan önceki iki cumhurbaşkanı, son iki cumhurbaşkanı ikisi de birbirinden 180 derece zıt siyasi ve dünya görüşüne sahip insanlar. Biri Ahmet Necdet Sezer, değil mi? Laikliğe inanan, cumhuriyet devrimlerine inanan, cumhuriyete inanan bir cumhurbaşkanı. Öte yandan Abdullah Gül, daha çok siyasi İslam'la anılan bir cumhurbaşkanı. Ama her ikisi de bu kararı kınadılar. Demek ki burada bir yanlış var. Yani her iki görüşten bir de devletin başkanlığını yapmış, cumhurbaşkanlığı yapmış iki insan da kınıyorsa, uluslararası toplum kınıyorsa, Erdoğancılar dışında herkes bunu yanlış buluyorsa, öte yandan bir de şu açıdan bakalım, orada bir dosya var. Aynı hukuk fakültelerinde aynı müfredatı okumuş, aynı deliller varsa eğer o dosyanın içinde delillere bakan, aynı savunmayı okuyan, aynı ithamı, iddianameyi okuyan iki tane yargıç aynı hukuk fakültesinden mezun olabilirler. Türkiye Cumhuriyeti'nde hakimlik görevi yapan iki kişi, ya bir tanesi burada diyor delil melil yok, beraat etmeli, tahliye edilmeli diyor. Hadi öbürü de farklı yorumlasın dosyayı. Desin ki 3 sene 5 sene ama ağırlaştırılmış idam ne be? Yani bu kadar mı farklılık olur aynı davaya bakan iki yargıcın yorumlamasında? Bu nasıl bir hukuk sistemidir? Düşünsenize. O açıdan yani Kavala bir günah keçisi ilan edildi. Adeta intikam alınıyor. O gezi çünkü iktidarın karizmasını çizen ilk olaylardan biriydi. Dünya çapında, uluslararası çevrelerde de. Onun için maalesef yani kim okusa... Ben birisiyle konuştum geçen gün. İktidara yakın hukukçular, hem de çok yakın, Erdoğan'a çok yakın. Yol arkadaşları bile, ya biz o dosyaya baktık içinde delil melil yok diyorlar. Yani demişler, ben direkt kulaklarımla duymadım. Ama Türkiye'de yargı bağımsızlığı falan hikayedir. Hukuk devleti olduğu hikayedir. Yani... yanlıştan bir an evvel dönülür umarım temyiz safhasında, istinaf safhasında. Ama Kavala benim ilkokul ve ortaokulda iki sene arkadaşımdı. Öyle de çocukluğumdan, ilkokul yaşlarımdan beri tanıdım. Siyasi görüşlerimiz farklıdır ama demokrasiye inancından zerre kadar şüphem yok. Umarım bu badire bir an evvel atlatılır ama Türkiye'de maalesef hukuk... zaten sokaktaki insana sorulduğu zaman da adalet sistemi en güvenilmez kurumların başında geliyor Türk insanı için. Yazık yani.
ülkenin imajını yerle bir eden bir karar. Peki Kavala'yla hiç ilerleyen yıllarda sizin siyaset dönemlerinizde ve Gezi'den önceki dönemlerde görüşme şansınız oldu mu? Bir kere ofisinde görüşmüştük. Yılını hatırlamıyorum. Hapisteyken bir mektup yazdım kendisine avukatı vasıtasıyla. O da cevap yazdı ama yani nazikçe bir işte ne bileyim ben ne dediysem Allah yardımcın olsun umarım bir an evvel adalet yerini bulur seni aramızda görürüz gibi cümleler yazdım. O da bana sevgili Cem diye teşekkür etti öyle bir mektup gönderdi. Peki şimdi Gezi davası ya da ülkemizin bu başına gelen kötü olaylardan kurtulacağı ve artık işlerin rayına, ülkenin yönetiminin rayına gireceğine dair umutların hepsi 2023'e kilitlenmiş vaziyette. Kiminle konuşursak evet 2023 diyor, 2023 diyor. Çünkü bütün kamuoyundaki ve siyasetçilerdeki beklentide, hedefte işte Cumhurbaşkanlığı seçimde Erdoğan'la karşı çıkacak olan adayın kazanması. Şimdi bu noktada da altılı masamız var. Altılı masamızda bir araya geldiği günden beri hiç sular durulmuyor ve Babacan'ın son açıklamaları var. Ben işte seçimlere kendi logomuzla gireceğiz. Yani ben de işte Deva Partisi kendi logosuyla seçime girecek diye. Bu onun üzerine işte AK Parti'den büyük kitlesel kopuşlar olacak. AK Parti'nin oy oranı çok düşecek şeklinde yorumlandı. Bir taraftan da Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı'nın güçlendirilmesi için bir adım olarak değerlendirildi. Şimdi siz bu noktada 2023'e olan bu kadar anlam yüklemeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Altılı Masa'nın son gelmiş olduğu noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir taraftan da Ümit Özdağ, İyi Parti'ye işte Millet İttifakı Mansur Yavaş'ı aday göstermezse işte biz İyi Parti birlikte aday gösterelim diye bir önerisi var. Ya orada bir sular durulmuyor. Siz ne düşünüyorsunuz bütün bu olanlarla ilgili? Bence daha bu saydığınız konularda daha çok şeyler değişecek. Öyle mi? Bana öyle geliyor. Çünkü ben bugüne kadar bu altılı masanın bir arada kalmasının sürpriz olacağını savunanlardanım. Çünkü suyla zeytinyağı. Hatta şu örneği vermiştim. Çıkar evliliği. Aşk evliliği değil, çıkar evliliği diye. Şimdi DEVA'nın aldığı karar bir kere Cumhurbaşkanlığı seçimini etkilemez. Artık iki pusula var önümüzde. Eskisi gibi tek pusula değil. İki pusula var. Cumhurbaşkanlığı seçimine ayrı değiniriz. Ama DEVA'nın aldığı karar mantıklı beklenen bir karar. Çünkü yeni seçim yasası eğer kanunlaşırsa Anayasa Mahkemesi'nden ne çıkacak bilmiyorum ama farz edelim ki olduğu şekilde kanunlaştığı zaman her parti işte aldığı oy kadar temsil edecek falan deniyor ya orada onun içinde. Muhafazakar seçmen DEVA'ya oy verecek, Davutoğlu'na oy verecek, Saadet'e oy verecek seçmen bir Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden giren bir DEVA'ya CHP'ye oy vermek istemeyebilir. Onun için bu mantıklı bir şey. Burada hedef, yani bu Millet İttifakı dağıldı demek değildir DEVA'nın biz ayrı gireceğiz seçime demesi. Mühim olan meclis tarafında en çok sayıda milletvekilini çıkarabilmesi Millet İttifakı'nın partilerinin. Yani AKP dışında, MHP dışındaki partiler ne kadar çok milletvekili çıkarırlarsa o kadar iyi. Çoğunluğu alırlarsa harika. 360'a varırlarsa tadından yenmez. 400 zaten olağanüstü bir şey olur. O zaten bu mevcut rejimin sonu demektir. Başkanlık sistemi veya her neyse adı başkanlık sistemi demek ayıptır buna. Bu ucube sistemin sonu demektir. Onun için bu attıkları adım bence Davutoğlu da beraber hareket edecek. Saadet de hareket edecek. Yani zaten dikkat ederseniz Millet İttifakı'nın içinde
Bir Sosyal Demokrat Parti var, diğerleri sağ muhafazakar partiler. Onun için bu üçünün ayrılması bir zarar vermez meclis seçimi açısından. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı seçimi açısından ben o masadan bir aday üzerine anlaşılabileceğine hiçbir zaman inanmadım, inanmıyorum da. Neden? Yani, neden? Anlaşamazlar da ondan. O masada belki en tecrübeli siyasetçi, haddini bilerek konuşan Temel Karamollaoğlu. Yani öyle ben Cumhurbaşkanı adayı olayım, kazanırım, ortak çatı adayı olayım falan demeyecek aday o. Şey Davutoğlu yanıp tutuşuyordur aday olabilmek için. O masada en önemli benim, başbakanlık yaptım, 4-5 sene ülkeyi ben yönettim falan filan. Bir de siyasetçi egosunu düşünmeniz lazım. Kılıçdaroğlu dünden razı. Son iki seçimde olamadı aday. Şimdi adaylık gönlünde yatıyor onun. Belki Gültekin Uysal, hani ben gencim, en gençleri benim, daha toparlayacağım. Bir Demirel misyonundan gelen bir partinin genel başkanıyım, merkez sağ partim falan. Meral Akşener fazlasıyla hak eder aday olmayı. 2023'te hele kazanırsa bir kadın cumhurbaşkanı halk tarafından seçilmiş. O da tadından yenmez. Yani ben oradan bir çatı aday çıkabileceğini zannetmiyorum. Şimdi şeyi de hesapladılar mı bilmiyorum. Bu altı parti bir aday mı çıkarmalı, çıkaramaz ama hadi farz edelim anlaştılar, çıkaracaklar. Yani masadaki isimlerden bir adayda anlaşmaktan mı bahsediyorsunuz? Evet, masadaki isimlerden. Tamam. Veya şey de çok zor, aynı zorlukta. Masadaki isimlerin masa dışında bir aday üzerinde anlaşabilmeleri de çok çok zor. Yani şimdi acaba şeyi yatırdılar mı masaya? Ya biz bir adayla mı çıkalım, ne yapıp edip anlaşıp, yoksa bırakalım herkes, her parti kendi adayını mı çıkarsın? Hangisi daha çok başarılı olur Erdoğan'a karşı bu seçimde? O sorunun yanıtını ben bilmiyorum. Umarım tartışıyorlardır, ölçüp biçiyorlardır. Ama bana kalırsa benim düz mantığım şunu söylüyor. Ne kadar çok aday olursa o kadar çok insan sandığa gider. Ne kadar çok insan sandığa giderse de Erdoğan ilk turda seçilebilmesi için, eğer aday olabilirse Erdoğan, o kadar çok oy lazım. Yani 40 milyon sandığa giderse 20 milyon artı bir lazım. 45 giderse 22,5 artı 1 lazım. 50 giderse 25 artı 1 lazım. Hangisi daha başarılı bir taktik olur? Onu altılı masadakiler, danışmanları, kamuoyu şirketleri ölçüp biçip karar versinler. Ona göre bir yol izlensin. Ben dolayısıyla yani 2, 3, 6-7 adaylı bir pusula olmasını bekliyorum. Yalnız geçen seçimlerde de, geçen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de bu çoklu adayla gidildi. Ve yine Cumhurbaşkanı kazandı Erdoğan. Yani bunun hani bir riskli olarak göremez miyiz bunu? Çünkü sonuçta geçen seçimdeydi. Çok sular aktı o şeyin altına. O geçen seçimde ekonomi böyle değildi. Bu kadar kötü değildi. Ama yine böyle ucuz patates dediğim gibi benim dediğim doğrudur demiyorum. Ama bu tartışılmalı. Ben sadece fikrinizi sormak istiyorum. Bu tartışılmalı diyorum. Hangisi daha başarılı olur? Ha, bakarsınız öyle bir kimsenin aklına gelmeyen bir isim bulurlar ki hepsi de anlaşır, o zaman tamam. Ben bir de şu endişe demeyeyim, şu beklentiyi taşıyorum. Ya bu yaz ya sonbaharda Erdoğan çıkıp da kardeşim erken seçim mi istiyorsunuz? Tamam, buyurun erken seçim. Yalnız burada küçük bir anayasa değişikliği yapalım. Madem beni yeneceksiniz nasıl olsa, değil mi? Öyle diyorlar, bir sonraki cumhurbaşkanımızın Millet İttifakı'nın adayı olacak. Hepsi diyor bunu. Evet. Ama madem o kadar eminsiniz kendinizden, hadi gelin seçimi tek turlu yapalım. Veya 40 artı 1 alan kazanmış olsun. Ben varım buna. Siz de var mısınız? Beni yeneceksiniz, bak daha kolay yenersiniz.
gelin siz alın 40+1'i sizin adayınız seçilsin derse, karşılığında da hadi gelin sonbaharda seçime gidelim derse Millet İttifakı ne yapacak? Erdoğan böyle bir şey neden, diyelim ki böyle bir şeye hazırlanıyordu, neden böyle bir şey yaptın? Çünkü 50+1'i alamayacağına inandığı için ilk turda. 50+1 biraz zor bir hedef. Bir. İkincisi, hepimiz şunu unutuyoruz. Seçim dönemi başladığı zaman Erdoğan'ın oyları artar. O kararsızların çoğu, eğer hele hele Millet İttifakı karşısına böyle mıy 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 bir şey konuşamayan, hitap edemeyen bir akademisyen, bir hukukçu, bir bürokrat, böyle siyaset tecrübesi olmayan, halka hitap tecrübesi olmayan, yani bir nevi ikinci bir İhsanoğlu, Ekmelettin İhsanoğlu gibi bir adayla çıkacak olursa, çatı adayımız bu diye, Erdoğan zaten onu ayıklar, bir kenara koyar, seçimi de gayet rahat kazanır. Onun için yani bu da, çünkü benim söylediğim 40+1'i bundan 3-4 sene önce Faruk Çelik falan dile getirdiler. Ve daha geçen gün 2-3 gün önce Erdoğan işte sivil bir anayasa lazım falan diye işte bir şeyin üzerinde çalıştıkları kesin. Çalıştıklarını da söylüyorlar zaten. Evet, anayasa değişikliği değil, yeni bir anayasa. Nasıl yapıyorlardı? Seçim kanunu üzerinde de çalışıyoruz falan diyorlardı. Sonra gündemden düştü. Bir sabah bir kalktık, seçim kanunu hazır. Komisyona gidiyor. Götürdüler, bir haftada meclise getirdiler, oyladılar, kabul ettiler, geçirdiler. Onun için yani bunlar olmayacak şeyler değil. Daha demin dediğim gibi daha çok şey, şeye gelince bir sorunuz daha vardı. Ümit Özdağ, Mansur evet. Yavaş ısrarı. Şimdi evet, kafasında iyi. Çok yatan aday o olabilir, bir. İkincisi, yeni kurulmuş küçük partiler hani gündeme gelmek için böyle söylemlerde bulunabilirler. Zaten bu soruya Mansur Yavaş son derece güzel bir cevap verdi. Ben dedi kamu görevlisiyim, belediye başkanı olarak seçildim. Benim kafamda bu işler yok. Şu anda ben Ankara'yı yönetmeye çalışıyorum. Ümit Özdağ'ın partisi seçime giremiyor bildiğim kadarıyla şu anda. Haziran'da yayınlanacak listede girebilecek mi onu göreceğiz. Ama gönlünde yatan aslanı söyledi. Tabii kendisine en yakın, Millet İttifakı'nda en yakın hissettiği partide ayrıldığı partisi İyi Parti. Onlara önerdi bunu. Yani ben onun arkasında bir art niyet aramıyorum. Ama bu konuyu her hafta tartışabiliriz. Daha çok şeyler değişecek bence. Altılı İttifak'tan yani kısmi, deva gibi ayrılma olabilir. Onlar bir başka şeyde ittifakta birleşebilirler. Mühim olan ne biliyor musunuz Burcu Hanım? Şu, adamlar ayrılıp ayrı bir ittifak oluşturup seçime girebilirler. Yeter ki bu Millet İttifakı'ndan ayrılırlarken şu taahhütte bulunsunlar. Arkadaş, biz meclise girebilirsek, girdiğimizde şu konularda Millet İttifakı'yla işbirliğimizi devam ettireceğiz. Anlatabiliyor muyum? Mühim olan o zaten. Meclis seçimi açısından. Öbür tarafta Cumhurbaşkanlığı açısından, seçim açısından da daha çok konuşuruz onu. Ben öyle çatı aday çıkacağını pek zannetmiyorum o altılıdan. Yani şu söylediğiniz gibi çoklu adayla gidilmesi yani 2018'e rağmen, yani bu bir tecrübe edildi. Yani çok şey değiştiriyorsunuz ya, işte hani ekonomik krizden dolayı hani halkın tepkisi farklı olur diyorsunuz. Burası aslında çok enteresan. Risk burada büyük değil mi? Daha riskli değil mi? Valla bana göre demin söylediğim gerekçeyle daha az riskli gibi geliyor. Yani şimdi mesela Memleket Partisi 100 bin imza topladı. Muharrem İnce'yi aday gösterdi. Bütün Muharrem İnce'ciler sandığa gidecek. Peki aksi takdirde gitmeyecekler. CHP'den çıkacak veya Millet İttifakı'ndan çıkacak bir çatı adaya oy vermek için. Veya bizim Liberal Demokrat Partililer hani sandığa gider mi o gün?
gitmez mi? Aday kim? Ya yani bir sürü insan belki de çatı adayı beğenmediği için gitmeyecek. Belki muhafazakar insanlar sola yakın bir isim çatı adayı olarak gösterildi diye belki sandığa gitmeyecek. Ama kendi kafalarına yatan bir aday, mesela bırakın Deva, Gül'ü aday göstersin. Gül aday olmaz garanti almadan, ama farz edin ki Gül'ü aday gösterdi. Bütün AKP'den kopmak isteyen kitle gidecek şeye oyunu verecek, Gül'e oy verecek. Bunlar da Erdoğan'ın işini ilk turda zorlaştıracak şeyler, faktörler diye. Ben böyle düşünüyorum, bilmiyorum. Peki genel olarak bakıldığı zaman hep şu söyleniliyor. Yani böyle bir durumda bu çok kritik bir seçim. O nedenle hani insanlar o gösterilen, yani herkesin beğenisini kazanacak olan bir aday belirlenecek ve hani toplumda beğenmese bile gidecek ve oy verecek gibi bir algı yaratılıyor aslında. Öyle bir beklentisi var. Öyle bir dünya yok. Herkesin beğenisini kazanacak. Aman heyecandan geberecek millet. Ben koşa koşa gideyim de bu çatı adayına oy vereyim. Öyle bir o Pollyanna masalı. Bunlar kendilerini aldatmasınlar. Yani öyle bir aday bulabilirlerse çıkarmamazlık etmesinler. Kim atmıştı onlar buluyor. Onun için şeyler daha olumlu. Yani illa bir sıralama yap, bu isimlere uyan isimleri şey yap derseniz. Evet, Mansur Yavaş ismi var, Meral Akşener ismi var, Ekrem İmamoğlu ismi var. Bunlar evet hem sağdan hem soldan oy alabilecek isimler olarak görünüyor. Ama altı parti bu isimlerden birinin evet aday olsun, çatı adayı olsun diye anlaşabileceği ben zannetmiyorum. O çok çok zor. Akşener ben başbakan olacağım dedi. Yani Cumhurbaşkanlığı talebinin olmadığını. O hikaye. O koyduğu hedef 3 seçim sonrasına hedef koyuyor. Akşener gibi tecrübeli bir insan öyle hedef mi koyar? Yani bu seçim yapılacak. Millet İttifakı mecliste rejimi referanduma götürerek veya direkt mecliste 360 veya 400 milletvekili kazanacak. Sonra bunlar bir referandum yapacaklar, ikinci seçimde parlamenter sisteme geçilecek. Üçüncü seçim yapılacak. Akşener'in partisi birinci olacak. Cumhurbaşkanı olacak. Cumhurbaşkanı da Akşener'e hükümeti kurma görevi verecek parlamenter sistemde. Onu benim torunlarım görür ancak. Öyle yani, öyle hedef mi konur ya? O olacak, bu olacak, şu olacak, 3 seçim olacak, Akşener'in partisi birinci olacak, Akşener'e hükümet kurma görevi verilecek, Akşener de başbakan olacak. Bence Akşener bu saldırılardan kendini biraz geriye çekmek, yıpranmamak için ben de aday olmuyorum. Yarın bir gün seçim yaklaştığı zaman der ki partilerim çok ısrar etti, evet fikrimi değiştirdim, ben de adayım diyebilir. Bunlar Türkiye'de şeyde, siyasette her gün gördüğümüz şeyler. Şimdi orada öyle, o zaman öyle bir denge ortaya çıkacak ki mesela Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partililerinin bütün desteğiyle işte hani diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Kemal Kılıçdaroğlu'nda buna talip olduğunu da biliyoruz. O zaman Millet İttifakı içindeki dengeler de değişir. Bu da peki o zaman şimdi siz hep siyasetçi egosundan bahsederseniz ya, yani Kılıçdaroğlu buradan böyle geri adım atar mı? Bu olayı böyle bir siyasetçi olarak normal karşılayabilir mi? Hayır, ne sonunda bunlar neyle övünüyorlar? Uzlaşı. Uzlaşamazlarsa, şimdi şöyle söyleyeyim, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ben uzlaşabileceklerini zannetmiyorum. Onun için birden fazla aday çıkacak o şeyden, Millet İttifakı'ndan, benim görüşüm. Mühim olan demin dediğim gibi mecliste nasıl bir dayanışma sergileyecekleri ve meclis çoğunluğunu kazanıp kazanamayacakları. Bir de eğer birden fazla aday çıkarsa Cumhurbaşkanlığı için Millet İttifakı'ndan bir protokol yapılması lazım. İkinci turda evet, kim ikinci tura kalırsa eğer, Erdoğan'la birlikte ikinci tura kalanı Meral Akşener'se bütün CHP'liler destekleyecek.
Kılıçdaroğlu ise bütün İyi Partililer destekleyecek. Öbür küçükler de bu anlaşmaya uyacak. O zaman böyle bir yol izlenecektir. Peki Babacan'ın çıkışının Gül'le alakalı olduğu savunuluyor, söyleniliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Gül'ün Cumhurbaşkanlığı için atılan bir adım mıdır bu? Olabilir ama gerçekleşmez. Çünkü ne İyi Parti ne CHP, Kılıçdaroğlu demiyorum, CHP tabanı, İyi Parti, Meral Akşener, Gül'ün öyle çatı adaylığını falan kabul etmez. Gül'ü de tanıdık, gördük. Bana bütün partiler destek vermezse ben aday olmam der. Adam zaten 7 sene Cumhurbaşkanlığı yapmış. 7 sene sonra bir daha, 8 sene sonra bir daha aday olacak. Ve seçilemeyeceğini bile bile aday Gül o topa girmez. Ama herkesin gönlünde bir aslan yatıyor. İşte Babacan da Gül'e olan vefa borcunu ödemeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu'nu neden ayrı tuttunuz CHP'den? Kılıçdaroğlu geçen seçimde Gül'ün peşinden koştu çatı adayı olsun diye. Partisinden de tepki aldı. Sonra Muharrem İnce'yi partisinin adayı olarak göstermek mecburiyetinde kaldı. Bu Cumhurbaşkanlığı konularında Kılıçdaroğlu'nun kafasında apayrı bir şey olması lazım. Parti tabanından ve yönetiminden ayrı. 2014'te kimseye danışmadan Ekmelettin İhsanoğlu dedi. 2018'de Abdullah Gül çatı adayı olsun diye peşinden koştu. Eğer Meral Akşener ben de adayım demeseydi Abdullah Gül'ü ikna etmeye çalışıyordu. Bir garip bir planı var. Onun kafasında ne dönüyor bilmiyorum ama onun için ayrı tuttum. Peki. Hani dedi ya 2014'te tıpış tıpış şezlongdan kalkıp gidip oy vereceksiniz. CHP'liler de gidip oy vermedi. Vermeyeceğiz bu adama dedi. Kime sordun da? Yani orada zaten bir bit yeniği var. Onu tarih yazacaktır mutlaka. Kılıçdaroğlu'na kim dayattı, kime sordu da kabul etti. Yani siz CHP Genel Başkanı olsanız birisi size dese ki Burcu Hanım böyle böyle İslam Konferansı Genel Sekreteri var. İsmi Ekmelettin İhsanoğlu, onu aday yapın partinizden. Sen ne saçmalıyorsun lan der, çıkarsınız oradan yani. Ama Kılıçdaroğlu tabii dedi, partisine, yönetimine danışmadan bunu kabul etti. Orada bir şeyler var ama tarih eninde sonunda yazar bunu. Peki. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Süremizin sonuna geldik. Tamam. Ekonomiyle ilgili son geldiğimiz noktada ne düşünüyorsunuz? Bir liberal olarak izleyicilerimizin de size ekonomiyle ilgili soruları vardı. Hatta döviz kurlarını falan sormuşlardı size ama onlar artık bir yatırım tavsiyesine girer, iner mi çıkar mı, ne olacak gibilerinden sorular vardı. Şimdi bu şekilde gerçekten giderse ekonomi bizi neler bekliyor sizce? Değişen bir şey yok son programdan beri. Tünelin ucunda ışık yok. Bu kafayla ekonomi düzelmez. Ekonomi iyi olsa Suudi Arabistan'a gitmezlerdi. Ekonomi iyi olsa Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmezlerdi. Ekonomi iyi olsa Amerika'ya gidip yatırımcı aramazlardı. Ekonomi iken bunları yapmadılar hiçbirini. Şimdi neden yapıyorlar diye sormak lazım. İçeride aldıkları kararlara bakıyorsunuz. İhracatçı doları getirdiği zaman şu kadarını Merkez Bankası'na yatıracak falan. Demek ki bu ülkede bir dolar sıkıntısı var ki, bir döviz sıkıntısı var ki oraya buraya giderek ve içeride bu politikaları uygulayarak durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Ama ben kurtarılabileceğini zannetmiyorum. Birisi bir şey sormuş, Babacan'a kalacağına bir 4-5 yılda sabizi hepsinden aynı anda kurtulur. Tamam abi, Mansur Yavaş, evet. Yani arkadaş da böyle düşünüyor, tamam. Evet, Atilla Bayfi'den teşekkür ederiz bu arada. Evet. Peki. Çok teşekkürler. Rica ederim.
önümüzdeki haftalarda tekrar sizi konuk ederiz. Yine geçen bu süreci değerlendirmelerinizi, analizlerinizi alırız. Çok sağ olun. Bize de her yayınımızda zaman ayırdığınız için, kırmadığınız için. Rica ederim. Çok sağ olun. İyi akşamlar diliyorum size. Sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar arkadaşlar. Yarın yayınlarımızda sizlerle birlikte olacağız. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.